İyi akşamlar. Show Haber'le karşınızdayız. Sayın seyirciler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 128 ülke Amerika ve İsrail'e kelimenin tam anlamıyla bir tokat attı. Sadece 7 küçük adacık ülkesi Amerika ve İsrail'le birlikte hareket etti. Oylama sonucu Amerika'yı tarihte ilk kez bu kadar ezik duruma düşürdü. Amerika oylamanın başlayacağı ana kadar dünyayı tehdit etmeyi de sürdürdü ama hiçbir işe yaramadı. Tüm dünyanın nefesini tutup izlediği oylama Amerika'ya tokat gibi bir yanıt oldu. Kudüs'ü başkent olarak tanıma kararı için BM Genel Kurulu'nda 128 ülke Amerika'yı yalnız bıraktı. Oylama öncesi ABD Başkanı Trump dahil ABD'li pek çok yönetici dünyayı tehdit etti. ABD Başkanı Donald Trump maddi yardımları kesme mesajıyla milyonlarca doları öne sürdü ama fayda etmedi. Amerika'nın yanında sadece 9 ülke oy kullandı. Son dakikaya kadar sürdü Amerikan tehdidi. Güvenlik Konseyi oylamasındaki tavrını genel kurulda da sürdürdü Amerikan temsilcisi. Hatta BM'yi İsrail düşmanı olarak niteledi. Amerika Birleşik Devletleri Kudüs'e büyükelçiliğini taşıyacaktır. Hiçbir oylama bunu değiştirmeyecektir. Bu oylama bize Birleşmiş Milletler'de saygısızlık yapan ülkelere nasıl baktığımız konusunda bir fark yaratacaktır. Para tehdidi oylamaya birkaç saniye kala da sürdü. Amerikan temsilcisi BM'ye en büyük katkıyı yardımı yapan biziz. Şayet yatırımımız başarısız olursa bunu daha verimli yerlere harcama hakkımız var dedi. Ama hiçbiri etkili olmadı. Tehditlere rağmen dünyanın beşten ve birden büyük olduğunu bu karar göstermiştir. Oylama sonrası tehditleri savuran Haley'in yüzündeki bu ifade her şeyi özetliyordu. Es un honor para la República Bolivariana. Türkiye ile birlikte İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, Yunanistan, Çin gibi 128 ülke genel kurul salonundaki ekranı yeşile boyadı. Amerika ve İsrail'in yanındaysa Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Togo ve Palau kırmızı düğmeye bastı. Oylamada dikkat çeken bir tablo da ortaya çıktı. Çek Cumhuriyeti, Avustralya, Macaristan, Arjantin, Hırvatistan, Polonya, Kanada ve Bosna Hersek'in de aralarında bulunduğu 35 ülke çekimser kaldı. Bosna Hersek'in çekimser oy kullanması tepkilere neden oldu. Amerika'ya tokat gibi yanıt olan kararın bir bağlayıcılığı yok ama güçlü bir mesaj ve dayanışma olması açısından önemli. Yani dünya bir kez daha Kudüs'ün yapısının korunmasını vurguladı. Aksine adımların yasal olmadığının, geçersiz sayıldığının altına imza atmış oldu.